Evet, yeni filmimizin setindeyiz. Gerçekten ekip çıldırıyor yeni filmi çekmek için, değil mi? Kesinlikle çıldırıyorum. Ve ben varım. Bir de Abdü var. O da gidecek. Nereye gideceksin Abdü? Şenliğe gideceğim abi. Ne şenliği? Karadeniz şenliği abi. 2 gün bir de. Bir güne Evet. doymuyorsunuz. Şimdi filmi çekeceğiz. Kerem abi yolda. Kerem abi gelemedi. Çünkü doğa filozofumuz Doğa Bey biraz hastaydı. Onunla ilgilendi. O yüzden biraz gecikecek. 1,5 saati falan varmış. Etem bugün çalışıyormuş. Yani ekip gerçekten çok güçlü, ayakta duran bir ekip. Her zaman böyle birlikte olmayı diliyorum. Biz de şimdi film zor bir film bu arada. Hani komplike bir yapısı var. Bir de düşünülmeyen ve yazılmayan şeyler var senaryoya. Mesela adam telefonla konuşuyor ama telefonla konuştuğu kişinin diyaloğu yok. Neydi diyaloğumuz hocam? Alo, Tahsin Bey. Efendim canım. Dur, senin yanına geleyim, öyle diyalog yapalım. İçeri bir ışık kurduk. Baktık, 2 tane ışık kurduk aslında. Dedik çok saçma oldu. Ya bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika, bir dakika. Baştan al bence. Neyi baştan alayım? Adam orada kuru yemiş yiyor ya. İki ışık kurduk, çok aydınlık olduk. Dedik ki bir ışıkla acaba hani o dramatik etkiyi verebilir miyiz? Rembrandt ışığı diye bir şey var, biliyor musun Rembrandt ışığını? Yok. Rembrandt ışığı aslında resimden gelen bir ışık. Tek kaynaktan gelen ışık. Pencerenin yanında oturan bir adam var. Tek sadece pencereden ışık geliyor. Tamam, o zaman sahne 1'e başlayalım. Yunus, bu cihaz ne? Hangi cihaz? Şu an kameranın Bu bağlı hocam, oldu. bunun adı shoulder rig. Ne için kullanılıyor? Kameranın bütün bağlantılarda, yani tripod'da, shoulder rig'de, gimbal'da hepsinin bir dili var. Shoulder rig'in dili biraz daha böyle hareketli, işte ne bileyim aksiyon sahnelerinde olur. Bu filmde shoulder rig tercih ediyoruz. Niye tercih ediyoruz? Çünkü karakterin biraz dağınık bir hayatı var. Bu dağınık hayatını slider'larla, işte gimbal'larla böyle kusursuz sahnelerle çekmek çok doğru olmazdı. Hatta bir çelişki yaşadık. Karakter dağınık bir karakter mi, yoksa çok düzenli bir karakter mi diye. Düzenli olsaydı öyle çekecektik ama dağınık, sürekli alarmlarını erteleyen, işte sürekli geç kalan bir adam olduğu için filmin görsel dilinin de ona uyması açısından shoulder rig tercih ettik. Ben bunun parçalarını Çin'den almıştım zamanında. Şu anda lazım oldu. Çok da kullandığım bir şey değil ama severim. Ben de senin gibi Ahmet shoulder rig. Bu filmde herhalde bol bol kullanacağız. Doyacağız yani shoulder rig. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi gidebilir miyim? Tabii. Ben teşekkür ederim. Yüzünü gizleme. Ayak güzel. Yastığı ters çevirir misin? Yok, öyle değil. Öbür taraftan da ters çevirebilirdin. O zaman şöyle. Aynen. Tamam. Telefonun orada. Telefonu göremiyoruz buradan ama olsun, bu genel sahne. Tamam, o zaman ben başlayayım hep aynı uyumaya. Hiç değişmeden. Devam. Hazır mıyız? Sahne 1, geniş, hareketsiz, alternatif 2. Emre abi uyudu gerçekten. Benim şarap kaşığım. Abi devamlılık bu. Ahmetciğim, devamlılık adına burada neler çektiğimi çeker misin? Her tarafım kaşınıyor ama oynayamıyorum gördüğün gibi. Kardeşim. Ya çok zor bir işle meşgulüm şu an. Gördüğün gibi. Adam eksikliği, adam eksikliği. Odak değiştireceğim. Değiştiremiyorum bir yandan. 1-4 zaten diyafram. Biraz da böyle rüya ile uyanıklık arasındaki bir süreci şey yaptığı için düşük diyafram, daha böyle buğulu bir şey güzel olur diye düşündüm falan derken bu fikirlerin içinde boğulurken su döküldü. 10 dakikada aynı pozisyonda duruyorum. Ya oğlum, konuştuk ya bunu. Vallahi duymadım, uyumuşum Galiba mı? Çok iyi olurdu ya uyansam. Biz bunun odağını ayarlamadık mı, yumuşak yapacaksın diye? Alalım, kuralım ben. Yok yok, kurmayalım. Uyan diyeceğim, uyanacaksın. Trinit trinit yap. Tamam. Uyan abi. Kafamız çok pis karışacak abi. Saçma. Abi yangından mal kaçırır gibi telefon almışsın ya.
geldi bizi muhabbete kilitledi. Hemen işimizden etti. Ya 4 saatlik yoldan geliyorum ben. Emin misin? Evet arkadaşlar, merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kerem abi. Evet. Adam yok. Yani enerji yok sette. Geldim işte, enerji burada. Ulan yine aynı şey oldu ha. 3 saatte bir sahne çekemedik ya. Harikasın. Sahne 3'te şimdi kalktı, bu adam gitti. Tamam mı? Tamam. Başka? Bir tane böyle çakalım mı? Çakalım. Üçüncü mü bu? Sahne 5. Sanki... Olmaz, tamam. Yine uyandırmak gerekiyor yani. Tamam. 104, durdum. Bir dakikamız başlamıştı arkadaşlar. Telefon alma detay, sahne 5'in içerisinde. Başlıyorum. Başladım şöyle ha. Oğlum ben bir ara uyudum biliyor musun? Uyanmamı bekledim, uyanmadım. Alarm çalıyor, yine uyanmıyorum. 24.70'i versene bana. Yok olmaz, alarm dedim. Hemen sen kapattığın zaman buraya dönüyorsun ya, aynı hareketi mi yapacaksın? İnşallah. O saniyede ben aralarına gideyim, hemen kapatayım. Nasıl fikir? Acayip iyi fikir. 24P çekmesek burayı, 50 çeksek. Stabilizasyonu pozitif etkiler mi? Etkiler. Ama gerek var mı? Yok. Zaten o kadar stabilize bir şey istemiyoruz. Sen şu ses çıkarabiliyor musun? Oo, güzel yapıyor. Şeyden danışmak istiyorum. Bakın burada ses alıyorum. Burada odak yapıyorum. Ağzımla da rol veriyorum. Sen geç gelmedin mi kardeşim? Evet. Şimdi ekstra çalıştırıyoruz ki kalan zamanı doldur diye. Doğru mu? Ya ne yapayım? Yani çocuğum hasta. Tahsin Bey, günaydın. Günaydın Emre. Ya ben bugün biraz kendimi kötü hissediyorum da. Gelmesin olur mu acaba? Ama bugün önemli bir toplantımız var. Tamam. Yine saplayamadım. Dar, eskiden tabi bildiğiniz gibi böyle değildi artık. Adam öldürmek için atılıyordu. Şöyle kısa, mızraklar olur. Onu bir daha vurunca ölüyor musun? Puan olarak. Çok yoruldum. Bu sefer yüzlerine söyleyeceğim. Bir tek ben çalışıyorum abi. Ben geldikten sonra nasıl akıyım? Bir şey söyleyeceğim sana o zaman. Gözlüklerim nerede? Nedir? Evet, evet arkadaşlar, ürünümüz geldi. Az sonra bunun kutusunu açılımı yapacağız ancak şimdi başlıyoruz tekrardan konuşmaya. Bu ürün başlangıç seviyesi için çok iyi bir üründür. Evde yemek yaparken, çay demlerken sesinizi kaydetmek istiyorsanız eğer bu ürünü alabilirsiniz. Çok iyi ses kaydediyor. Şimdi de çay demleme testini yapacağız. Evet, hadi bakalım. Bir sonraki sahneyi çekelim. Ondan sonra zaten bir şey kalmıyor. Banyolar kalıyor, giyinmeler kalıyor. Kendimi zaten diğer yarısı. Bir şey kalmıyor dediğim bayağı var. Evet. Çünkü o ışıkları şey yapıyor. Başlıyor. Hazır mıyız? Evet. Atıyorum. At. Hadi hadi. Tamam, bundan sonra ne var abi? Giyinme, diş fırçalama, giyinme, diş fırçalama, giyinme, diş fırçalama, giyinme, diş fırçalama. Bu mu gerçekten? Hayır, iki tane diş fırçalama var sadece. Dur oğlum, sen yeni mi uyandın ya? Bu ne arzu istek ya, diş fırçalama konusunda? Ya Kerem abi, bir tane LED versene bana. LED bataryalarıyla birlikte. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da masör gibi de çalışıyorum. Nasıl? İyi değil mi? Oyalan biraz Kerem abi. Çalışmıyor bu.
Ha çalıştı. Bu adam böyle bir ışıkta olsun banyosunda, ne olacak ki? Abi niye olmaz ki ya? Ne olacak ki? Abi neden olmaz? Abi niye olsun? Ne çekiyoruz şimdi? Efendim Tahsin Bey. Bir şey diyeyim mi? Benim ayaktayken başım dönüyor. Bundan sonra oturarak çekiyorum. İçler bitti. Benim içime yine sinmedi. Yani abi ne yapıyorsun? Düğün izliyor ya. Yarın dışları ama dışlardan biraz daha umutluyum. Bir de babam oynuyor ya. Of, büyük sıkıntı. Baba görüyorsan, ki görüyorsundur. İyi işler çıkaracağına eminim. Burada ekibin 3 üyesi burada. Artı Ahmet. Ahmet de artık... Biz düğünü izliyoruz biz kimse. Tamam, izleyin. Burada 3 kişiyiz. Ama Ethem yok. Ethem'in varlığını sorguluyorum. Hangisi? Sizin de varlığınızı sorguluyorum arkadaşlar. Dışlarda görüşürüz arkadaşlar. Tamam, Ethem'cim hoş geldin. Yan yana durmak güzel oldu. Şimdi durak bakacağız. Kerem abiyi bekliyoruz. Bizim araba diye başka arabanın arkasında bekliyormuş. Aradım dedim ki neredesin dedik. Senin arabanın önünde duruyorum. Kerem abi duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam, şimdi durak bakacağız. Bir karar verelim hangi durakta çekeceğimize. Bu durak güzel bir durak ama otoyolun yanında ve kalabalık. Burada bize bunu çektirmezler düşüncesindeyim abi. Ethem'cim hoş geldin. Merhaba. Uzun yoldan geldin. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar şimdi... Oğlum bizim ekipmanlar nerede lan? Siz koydunuz değil mi? Hepsi orada. Tamam. Hadi. Ethem Bey ile birlikteyiz. Ethem Bey senaryoyu yazan arkadaşımız. Senaryolaştıran, daha doğrusu hikaye sahibi Emre Bey'di. Hikayeyi senaryolaştıran, öyle değil mi hocam? Evet. Tamam. Şimdi senaryoda ne yapılmaması gerekiyor onu biraz konuşuyoruz. Gel yanıma gel. Şimdi karakter heyecanlı bir şekilde uyanır diye bir ifade var. Benzer bir ifade var. Doğru mudur hocam? Karakter ani bir şekilde uyanır. Ben heyecanlı üzerinden vereceğim. Şimdi mesela, heyecanlı bir şekilde uyanır diyor ya. Mesela bak, karakter uyanır, oturur pozisyona gelir. Elini kalbine götürür. Nabzının yüksek olduğunu fark eder. Öyle bir şey yok ya. Derin nefesler almaya başlar. Ve yavaş yavaş sakinleşir. Kendisi yazıyor. Şimdi yani sıkıntı ne biliyor musun? Karakter heyecanlı bir şekilde uyanır deyince biz bu karakteri nasıl, özellikle o karakter, çünkü o karakterin bir tanımı var. Nasıl bir karakter olduğunu Senarist biliyor. O karakterin nasıl uyanacağını biz orada film setinde tekrar yazmak zorunda kalıyoruz. Yani ulan bu karakter nasıl uyanır? Heyecanlı uyanmak nedir? Duyguların, düşüncelerin fiziksel karşılıkları olmalı senaryoda ki sonuçta biz bunu çekeceğiz. Fiziksel olarak bir görüntüye dönüştüreceğiz. Görüntüye dönüştürdüğümüzde de izleyicinin bunu net olarak aktarılması gerekiyor. Sonuçta biz bilmezsek bu karakterin heyecanlı uyanışını seyirci de bilemez diye düşünüyorum. Doğru hocam. Beni kısıtlıyorsunuz. Böyle olmaz. Hiç konuşturmuyorsunuz abi. Konuşabilirsin ama şurada konuşuyorsun. Durak burası. Nereden yürüyecek? Oradan buraya yürür. Çünkü burada tırlar falan var. Yürüyecek zaten. Karakterin başka bir şey yaptığını düşünmüyorum senaryoya göre. Ethem Bey, bir senaryoyu sürekli çekebilir miyiz? Sahne 2, 4, 6'yı çekeceğiz. 8 zaten çocuk. Ben kontrolü sağlıyorum. Abi senaryonun ben içine şifreler koymuştum. Onu almıştım. Babam arıyor arkadaşlar. Tamam. Bu turnu bekliyordum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Buradan geliyor. Yürüyor. Orta yaşlı adamla nerede karşılaşacak? Bence burada artık orta yaşlı adamla kesişebilir. Belli olacak yine lan. Durağa çok yakın bence. Olsun, niye olmasın? Durağa koşun, durağa gidiyor. 6.35 alarmını ekranda görüyorum. Heh, tamam. Okay. Yine telefonum çalıyor. Açıyorum. Ethem gel. Çok güzel abi. Müthiş. İki kamera koyabilsek. Dur lan gel be. İki kamera koyabilsek aslında bütün sorunu çözemeyiz oğlum. Biz orada olacağız, merak etme. Tamam. Kusura bakmayın, ilgilenemedik. Rica ederim. Şimdi abim buradan gelecek, böyle yürüyecek. Sen de bu taraftan yürüyeceksin. Ağacın oraya gelmeden, yani şuralarda senin telefonun çalıyormuş gibi olacak ama telefonun aslında çalmayacak. Bu rolü sen çıkaracak mıyım böyle? Evet, cebinden. Bakacağım böyle. Aynen. Şöyle buradan yürüyorsun ya. Burada telefonunu çıkaracaksın cebinden. Tamam. Kulağına koyacaksın. Ulan devam bakayım. Edeceksin. Pardon diyeceksin. Aynen, pardon diyeceksin. Bakar mısınız? Telefonu vereceksin. Telefonu siyah montlu
Sözcük TV'ne vermemi söyleyeceğim. Çalışmış senaryosunu. Biliyor repliği. Etrafta tanıma uyan bir tek siz varsınız. Buyurun. Ya, oldu mu? Canavar. Canavar. Dalga geçiyorlardı baba seninle. Dedim ezdirmem oğlum, dedim. Ben filmciyim. Hayır. Bir de babam oynuyor ya. Of büyük sıkıntı. Üç, iki, bir. Gel. Telefon çalıyor. Bak. Gel. Çık baba. Telefon çaldı. Anladım. Tamam. Şöyle, şunu şöyle yerleştir. Anladım. Tamam. Sağ ol. Evet. Bekle. Okey, yürü abi. Yürü baba. Tekrar. Ya abi sen olup olmadığına karar veremezsin ki. Ya tamam ben zaten söyleyeceğim. Sen bir oyunu bitir. Belki buradaki 3 saniyeyi kullanacağız. Doğal ol değil mi? En güzel tavsiye. Hadi 3, 2, 1. Abi bu senin yürüyüşün değil ki. Seni biliyoruz nasıl yürüyorsun. Duydun ya beni. Yani biraz kafa biraz dönsün sen tempona devam et. Yani şaşırmışsın ya şeye. Aynı oyununu yürürken de vereceğiz. Tamam. Bir tane daha alalım. Biraz daha uzun bak abi. Hadi son. Tamam şunu yap. Ya kafanı eğ. Bir şeye bakmak istiyormuşsun gibi yap. Hazır mıyız baba? Yine. Tamam. Benim ilk deneyimim çok iyi oldu aslında. Yani sıkıntı yaşamadım. Sanki yıllardır film çekiyormuş gibi bir havaya girdik böyle. Harika yani böyle çok güzel oldu. Mod güzel. Durdu ya sen de onunla birlikte bel planda durmaya çalış. Tamam biraz geride kaldım ben doğru. Evet ya orada açıldık açılmasak daha iyi olur. Yani şeyden korkma sallanabilirsin şey yapabilirsin adamın açısını şeyini ölçeğini kaybetme. Sorun ne? Sesi komple ettim sanki biraz gelmiş gibi oldu da biraz açtım. Tamam. Dışları da bitirdik. Ben dışın daha zor olacağını düşünüyordum ama güzel bir durak bulduk. O sen yüzden dışı seviyorsun. Seviyorum. Dışı seviyorum. Güzel oldu. Benim içime sinmedi yine. Niye sinmedi bir sorun. Neden? Çalışmadık abi. Doğru mu? Sınavdan önce son gün çalışan öğrenci gibiydik. Temizleme aracı geliyor da. O bir geçsin. Filmin bazı sahneleri mükemmel olamayabiliyor. Çünkü bende mikrofon var. Çünkü bazen sadece olayı anlatmak için çekiyoruz ve dolayısıyla çok da böyle estetik anlamda üstüne düşünülmüş bir şey olmuyor. Evet, benim söylemek istediğim bazı şeyler var ama sizin yanınıza söylemek istemiyorum. Asıl mevzu şu, çok fazla filmle ilgilenmekten dolayı kamera arkasına dönüp bir şeyler söyleyecek vakit olmadı. O yüzden şunu yaptık, bunu yaptık, bunu bunun için yapıyoruz gibi şeyler söyleyemedik. Siyah paltolu adam ve eşi. Eşi mi? Efendim, bu üniformayla daha önce Aynalar filminde oynadınız, doğru mu? Doğru. 400 bin dolara satılıyormuş ceketiniz. Evet ama satmıyoruz. Evet, satılıyormuş ama. Satmıyoruz. Çok yüksek. Kamera arkasına ayıracak vaktimiz olmadı. Ama Ethem olsaydı belki daha fazla konuşacak şeyimiz olabilirdi değil mi Ethem'ciğim? Ben de çok gelmeye çalıştım. Hiç sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun. Allah'a canın sağ olsun. Ne demek yani? Evet. Adım sesi kaydedeceğim bahanesiyle kameramanı uzağa çektim. Şimdi sesler tırt. Posta bana çok ihtiyaçları var. Bir kere bunu bilin. Filmi posta baştan yaratacağım. Bütün sesler kulağıma geliyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir kere abicim
Ya Ethem Bey dün yoktu, bugün var. Kerem Bey sonradan geldi falan. Abdu, Giresunlular Derneği'ne gitti. Yani yine ben diyorum. Yani çekim zordu gerçekten. Aşırı yoruldum bu filmde. 2 saat olmamama rağmen dün yoktum maalesef. Bugün buradayım. Bir takım söylentiler dolaşıyor etrafta. İşte efendim senaryo zayıftı, senaryolaştırılamadı falan gibi. Özellikle Yunus Bey'den geldi böyle bir eleştiri. Senaryo mükemmeldi. Bazen eksik olabilir tabii ki, böyle şeyler olabilir. Olur. Önemli olan yolda olmak. Emre Bey'i yani ben gördüm, yürüme noktasında bile zorluk yaşadı kendisi. İyiydi, fena değildi. En azından hani kolay değil tabii, oyunculuk yürümeden ibaret de olsa yaptı. Kerem Bey de elinde bununla devam etti. Ama işte ben zayıf buldum yani bu sefer. Ben zayıf buldum ekibi. Oyuncu olmadığım zamanlarda çok daha sert olabiliyorum. Ethem Bey merhaba, doktordan evet, mı veriyorsunuz? Merhaba, evet. Bazen kameraya da ne konuştunuz? Ya gerçekten ben Ethem'in ekibimde olmasından çok mutluyum. Ben de burada çok yani, olmaktan çok mutluyum. Dörtlük bir ekip. Dört dörtlük. Tam dört dörtlük. Bu kadar. Teşekkürler. Dediler ki ses alacağız. Çok lazımsın abi bu film. Gel. 4,5 saat yoldan geldim. Çekimi bitirdiler. Dediler ki abi buradan 19'ya geçiyor. Biner gidersin. Boş boşuna geldik. Ses de almadık zaten. Bütün sesleri kurgu yapacağım diyor. Öbürü diyor ki abi boş boşuna almadık. İşte burada bir şey var. Trafonun yanına çekim yapmaya gelmişiz. Bana ses al diyorlar yani. Ethem zaten gelmedi buraya. Yarım saat durdu. Kahvaltıya gitti şimdi. 19'ya buradan ta açık Maltepe'ye. Oradan bir otobüse bin Bolu'ya. Şimdi burada hikayeyi sonlandırıyoruz. Bir de bunun post prodüksiyonu var. Post prodüksiyonu tamamlayacağız. Filmi de zaten bundan sonraki hafta çarşamba günü yayınlamış olacağız. Her seferinde böyle olacak. Bir de çarşamba günleri filmi yayınlarken biz filmin projesini de yayınlayacağız. Yani filmde nelerle çalıştık, senaryoyu görmüş olursunuz hem diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki filmde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz.